Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Transmisyon hatları hakkında bilgi vermek istiyorum. RG58 ve RG213 bizim telsizcilerin en çok kullandığı kablolardır. Bunun yanında da işte ikili tel kullanma, bunun hazır ikili tel. Bu ikili tellerde kayıplar çok fazla olduğu için, o yüzden yani direkt kullanıldığı için, omajı da yüksek olduğu için pek tercih edilmezler. Ev içlerinde en çok RG58 ile RG213. RG58'i CB halk bandı zamanından tanıyoruz. Bu en ince, daha doğrusu güç taşıyabilecek ince olan kablodur. RG213 de ondan daha kalın, bayağı böyle kalın bir kablodur. RG58 ile RG213 arasında fiyat farkları vardır. Bunun gümüş tellisi daha iyidir. Yani ne kadar gümüş telli veyahut da ne kadar örgüsü fazlaysa, bunlar 50 ohm'dur. 50 ohm artı eksi 2 filan şeydir. Şimdi ben yaptığım araştırmalara göre VHF, UHF bandı kullanacaksanız 10 metreyi RG58'de 10-15 metreyi geçerseniz, 15 metreyi geçerseniz mesela %15, ya %5 kayba filan vuruyorsunuz. %5, %10. Eğer bunu desibel olarak hesap edersek biraz bir kayba uğruyorsunuz. Ama bu VHF, UHF bandı için. VHF'de biraz daha az ama UHF'de daha fazla kayba uğruyorsunuz. RG58'de 10 metreyi, 12 metreyi geçtikten sonra bu kayıplar oluşmaya başlıyor. Ama 10 metreye kadar RG58 hiçbir sorunsuz. VHF, UHF, HF, MF bandında güzel gidiyor. RG213 ise daha kalın kablo olduğu için daha iyi taşıyor ve daha 20 metreye kadar gidebiliyorsunuz. 15 metreye kadar gidebiliyorsunuz RG213 ile. 15-20 metre de iyi bir mesafe. Yani olabilir ki alt katlardasınız. Mecburen daha kalın kablo kullanacaksınız. Ama dediğim gibi bunlar VHF, UHF için daha çok geçerli. HF, MF HF'te ise RG58'i 15-20 metreye kadar kullanabilirsiniz arkadaşlar. 15 metreye kadar kullanabilirsiniz RG58'i. Bunlardaki kayıp, MF HF'teki kaybı daha düşük RG58'in. Bana daha önce profesyonel telsizci arkadaşlar RG213 kullan, her ihtimale karşı demişti. Doğrular, haklılar. Fakat yaptığım araştırmalara göre karakteristiği, kabloların karakteristiği frekans yükseldikçe ince kablonun yani RG58'in VHF, UHF bandında fark ettiriyor zayıflamasını. MF, HF'de daha az fark ettiriyor. %1, %2 kayıba uğruyorsunuz 15 metrede RG58'de. O yüzden %5 kayıpla %1-2 kayıp arasında tabi fark var. MF, HF kullanacaksanız RG58 kullanabilirsiniz. RG213 zaten kullanırsınız. Ama VHF, UHF bandı kullanıyorsanız, yani bu frekans spektrumunu kullanıyorsanız daha çok, RG58 10 metreyi geçerseniz kullanmayın derim. MF, HF'de çok fark etmiyor 10-15 metre arası, ama 10 metreyi geçerseniz VHF, UHF bandında RG213 kullanın. MF, HF kullanıyorsanız ikisini de kullanabilirsiniz, ama 20 metreyi falan bulursanız o zaman mutlaka RG213 kullanın arkadaşlar. Ya da onun muadili daha kalın gümüş olanı kullanın. Durum böyle. Şimdi bant seçimine göre, eğer siz bant seçimine göre kabloyu alırsanız, o zaman daha efektif, daha verimli alırsınız. Burada %5 kayıp bile çok büyük bir kayıptır. Neden derseniz, desibel olarak kayba uğrarsınız. Yani durum böyle. RG58 MFHF kullanın. RG58'i 200 watt'a kadar basabilirsiniz. Yani 1000 watt falan verenler de var, ama ısınma yapacaktır veya kayıpları daha fazla olacaktır güçte. 100-200 watt'larda bu RG213'e 1000 watt'ta verebilirsiniz. Aralarında kalınlık farkları olduğu için. Ama 100-200 watt'a RG58 rahatlıkla dayanır.
RG213 1000 watt'a kadar rahatlıkla dayanır. MF, HF gibi frekanslarda. VHF'te de dediğim gibi yani RG58'den kaçının dedikleri aslında VHF kullanma olayında daha çok geçerli. Ama yine de hani %1, %2 kayıp MF-HF'te de az da olsa kayıp görüneceği için yani RG213 bizim telsizcilerin yani kullanılabileceği en iyi kablo diyebiliriz. Bundan daha iyileri de var piyasada. Gümüş tellisi işte bilmem birkaç farklılık var. Ama bizim ana kullanacağımız telsizcilerin kabloları bunlardır. Transmisyon hatlarında kullanacağımız kablo bunlardır. Bu gergi teller çok fazla kullanılmıyor ama gene de yani kayıp olsa da evlerde pek fazla kullanılmıyor ikili kablo terminali. Ama kullanan kullanıyor tabii ki, o da var. Yani çünkü antenle birlikte gelmiştir size. Rezonanslı gelmiştir. Durum böyle arkadaşlar. Neden bunu kullanıyoruz? Neden bunu kullanmamız gerekiyor? Size bilgisini verdim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.